Neden çok ağlamamız isteniyor? Ağlak bir ümmetten ne istifade ettiler? Şark duygusaldır. Yaptığı şeyi duygularıyla yapar, bilinciyle, bilgisiyle yapmaz. Bu tabii çoğunluğun, kütlenin, kitlenin halidir. Şarkta sevilen putlaştırılır, sevilmeyen şeytanlaştırılır. Sövgü ve övgü arasında gider ve gelir. Şıp sever çıt kırılır. Bir düşman olur, bir hayran olur. İkisinde de dengesizdir. İkisinde de uçlardadır. İkisinde de duygusaldır. Eski Ahit, Yeni Ahit, Mahabharata, Zendavesta ve diğerleri. Hiçbirinde Maya metinleri, Eski Mısır metinleri, Ölüler Kitabı, şu bu hiçbirinde ben Kur'an'ın övgü problemine dikkat çekişi gibi bir dikkat çekiş vermedim. Özü itibariyle limbik sistem insanı olmaktan çıkın. Üst beyni verdim ben size, hala alt beyindesiniz. Ben size korteksi verdim, prefrontal lobu verdim, insan eden size bir takım mekanizmalar verdim. Siz hala hayvan olan taraftaki bunu açıkça söylemiştir Kur'an. Kel en'ami belhum adal. Onlar hayvan sürüleri gibidir. Daha daha aşağıdırlar, daha beterdirler. Niye daha beter? Eğer bir hayvan zeki olursa bir yırtıcı, zeki olursa daha yırtıcı olur. Daha fazla zarar verir. Hatta hatta hadis bile uydurmuşlar. Ya ağlayın ya da ağlar gibi yapın, mış gibi yapın diyor. Ya böyle bir şey var mı? Yani münafık olun, taklit yapın, mış gibi yapın. Ama efendim mış gibi yapın. Böyle bir şey var mı? Yani peygamber insana sen münafık ol der mi? Mış gibi yap der mi? Ta buraya getirin. Yani dinin içine almışlar münafıklığı, ikiyüzlülüğü, efendim gö gösterişçi dindarlığı ve bunu da dindarlığın bir uzantısı haline getirmişler. Hiç alakası yok.